Adım Şemsettin Demirdağ. 1979 Rize doğumluyum. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. 2007 yılından bu yana Ziraat Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak görev yapıyorum. Derneğimizle tanışmamız tabii ki bankaya sabrettikten sonra gerçekleşti. 2012 yılının Nisan ayında da 35. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Yani daha önce Ziraat Bankası'nın müfettişleri tarafından kurulmuş derneğin başkanı olarak göreve devam etmekteyiz. Derneğimizin amacı üyelerin mesleki, kültürel, ekonomik ve sosyal yönlerden hak menfaatlerini araştırmak, sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunmak, üyelerimiz arasında sosyal ve dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kuruldu. Her bir üyemizin üst düzey bilgi seviyesine ulaşması ve üstün karakter özelliklerinin açığa çıkmasını sağlayarak bankacılık sektörünün nitelikli yönetici ihtiyacının karşılanması konusunda ilk tercih edilen insanlar olmasını başarmak amacıyla üyelerin mesleki, kültürel, ekonomik ve sosyal yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak, sorunları gidermek, giderilmesi için girişimlerde bulunmak, üyelerimiz arasında sosyal ve ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak derneğimizin başlıca amaçlarını oluşturmaktadır. Derneğimizin bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla neler yapıyoruz, onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Faaliyetlerimizden bir tanesi yardımlaşma, sosyal yardımlaşma. Buna da ülkemizin yardıma muhtaç çeşitli kuruluşlarıyla iletişime geçerek onların yardıma ihtiyaç olan noktalarını belirliyoruz. Bu noktaları üyelerimize duyurarak üyelerimizin bu noktalarda neler yapabileceğini araştırıyoruz ve yardımlaşma olayı bağış altında veya çeşitli aynı yardımlar şeklinde gerçekleştiriyoruz. İkinci faaliyetlerimiz kariyer günleri. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde öğrencilerimizle buluşarak onlara bankamızı, kurumumuzu tanıtıyoruz, tecrübelerimizi aktarıyoruz. 2011 yılında bu bağlamda Bumlupınar Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nde derneğimiz üyelerinden oluşan ekiplerce kariyer günleri düzenlendi. 2012 yılında da bu faaliyetlerimize tümüyle devam edeceğiz. 2012 yılında da daha geniş bir katılımla çok daha fazla üniversitedeki arkadaşlarımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden bir tanesi de fotoğraf servisi düzenlemek. Bunu 2011 yılında düzenledik. Eski dernek başkanımız, bir hikayesi de var bunun. Eski dernek başkanımız Sayın Kamil Önder, Galatasaray Şubesi'nde teftişte bulunduğu bir dönemde dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Arabiler şubemize geliyor ve orada bir sohbet havasında konu gündeme geliyor. Arabiler işte ülkenin her tarafında faaliyette bulunan bir bankanın müfettişlerinin bir fotoğraf sergisi oluşturup bu güzellikleri bir arada toplayabilip onları ülke insanlarıyla paylaşabileceğini vurguluyor. 2011 yılında derneğimizi çok aktif bir süreç içerisine sokan eski başkanımız Kamil Önder de bu durumu hemen gündeme alıyor ve bir ekip kurarak fotoğraf sergisinin gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yürütüyorlar. Bu bağlamda 2011 yılında Mithatpaşa Sanat Galerisi ve İstanbul Tünel Sanat Galerisi olmak üzere ikişer hafta süreyle fotoğraf sergisi gerçekleştiriyoruz. 11 müfettişimiz, üyelerimizden oluşan 11 müfettişimiz 40 adet fotoğrafla bu sergiyi gerçekleştirme imkanı elde ediyorlar. 2012 yılında da biz bu fotoğraf sergisini çok daha geniş katılımla ileri bir aşamaya taşımak istiyoruz. Bu da faaliyetlerimiz arasında. Faaliyetlerimizden bir diğeri de bildiğiniz üzere üyelerimiz büyük bir kısmı müfettiş olduğundan dolayı sosyal hayatla ilgili maalesef kendi sosyal hayatlarından uzaklaşmak zorunda kaldıkları bir iş hayatıyla karşı karşıya var. Biz bu sosyal boşluğu ortadan kaldırabilmek amacıyla
kurulumuz üyelerini 2011 yılında 32 kez bir araya getirdik. 2012 yılında da bu faaliyetlerimizi artırarak devam etmeyi planlamaktayız. Üyelerimiz aynı zamanda bankamızın üst yönetici adayları olduğu, bu üyelerin sosyal yönünü geliştirmek, onlara çeşitli konularda iletişim becerileri kazandırmak ve üstün karakterli kişiler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden birisi de kurum içi bültenler yayınlamaktır. Bunlardan ilki kültür sanat bülteni. Bunu 2011 yılında ben de yöneticisi olarak görevde bulundum. Üyelerimiz, çeşitli üyelerimizin ülkenin farklı noktalarında yazdıkları bir şiir, bir hikaye, ailelerine uzakta olmanın verdiği hüznün bir aktarılması gibi konuların ele alındığı, işte 2011 yılı örneğin Mehmet Akif Ersoy'luydu, bunun bilinmeyen yönlerini işlediğimiz, ulusal bazda da kültürümüze katkı sağlayacak, tarihimizi, tarih boyutuyla da ele alınabilecek değerleri bu kültür sanat mülteninde gündemimize alıyoruz. Orada üyelerimizle paylaşıyoruz. Ve bu alanda ikinci bültenimizde ekonomi bülteni. Bildiğiniz gibi bankacılık, ekonomi alanında hiçbir şekilde bilgi eksikliğine müsaade etmiyor. Üyelerimizin de bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için, onlar bu konuda eksikliklerini gidermek amacıyla çeşitli üyelerimizden oluşan ekiplerin hazırladığı ekonomi bültenini üyelerimizle paylaşıyoruz. Üçüncü bültenimizde mizah bültenimiz var. Bu da üyelerimiz arasındaki bu mizah kültürünü diğer üyelerimizle paylaşmak amacıyla oluşturduğumuz bir dergi. Şimdi 2012'nin ikinci yarısından itibaren de teknoloji bülteni oluşturmaya başladık. Bunda bilişim teknolojisi müfettişi arkadaşlarımız tarafından düzenlenen bir bülten. Biliyorsunuz bankacılık aynı zamanda teknolojiyle iç içe yürüyen, onu en erken takip etmesi gereken bir sektör olduğu için bu alanda da herhangi bir hususu gözden kaçırmamak amacıyla oluşturduğumuz bültenimizi arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Şimdi 2012 yılında neler yapacağız? Bütün bu ana kadar anlattığım bütün faaliyetler 2012 yılında da tüm hızıyla devam edecek. Buna istinaden yardımlaşma faaliyetlerini biraz daha artırmayı planlıyoruz. Örneğin Haziran ayında zihnindeki engelleri kaldırın parolasıyla yeni bir kampanya başlatmayı düşünüyoruz. Fotoğraf sergilerimizde hakikaten çok farklı açılardan ele alınmış fotoğrafları görebilirsiniz. Örneğin arkamda bulunan ve üstadımız Recep Özdemir'e ait olan fotoğraflar, bunlardan birkaçı. Müfettişin olaylara bakış açısı farklı olduğu için, çok daha farklı yönlerden konulara ele aldığı için bu sanata da farklı bir şekilde yansıyabiliyor. Fotoğraflarımız ülkemizin tüm zenginliklerini yansıtmakla birlikte daha çok fotoğraf işi de istihbar eden üstadlarımız, arkadaşlarımız sosyal hayattan uzakta bulundukları için yalnızlığı temalayan eserleri daha çok ön planda tutuyorlar.